Herkese merhaba. Elimde HTC DesireX var. HTC DesireX, HTC'nin IFA 2012'de tanıtmış olduğu orta segmente mensup bir akıllı telefon. Telefon 4 inçlik bir ekrana sahip, Super LCD ekran, 480x800 piksel çözünürlüğe sahip. Baktığımızda ekranın kalitesinin tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Görüş açısı yüksek sayıdır. Görüş açısı artmaya başladığında ekranın parlaklığında hafif azalmalar ve renginde değişmeler görebiliyorsunuz. Ancak bu genel kullanıcı deneyimine çok fazla negatif etkide bulmamakta. Görmüş olduğunuz gibi açıyı arttırdığımda bile ekranda neler olduğunu rahat bir şekilde görmekteyiz. HTC DesireX tasarım açısından baktığımızda One serisi cihazlara benzeyen bir nitelikte. Şu aynı zamanda geçen yılın telefonu Sensation ailesine de benzeyen bir nitelik söz konusu. Yine kıvrımlı kavisli köşeler. Bunun yanı sıra ince bir tasarım. 9 mm'nin biraz üzerinde bir kalınlık söz konusu kasada. Ve bu sayede karşımızda oldukça ergonomik, rahat bir şekilde taşınan bir telefon çıkıyor. Gerçekten tek elle rahat bir şekilde bu telefonu kavrayıp kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan HTC DesireX'in oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi tasarım anlamında da az önce saydığım One serisi cihazları oldukça benziyor. Özellikle One S'e HTC DesireX'in bir aile benzediğini söyleyebiliriz. 4 inçlik ekranın altında kapasitif dokunmatik tuşlar yer almakta. Android 4.04 Ice Cream Sandwich ile çalışıyor bu telefon ve görmüş olduğunuz geri, ana ekran ve son uygulamalar butonu bulunmakta. Aynı zamanda sensör yüzünde yeni gelen bir özellik sayesinde bu son uygulamalar tuşuna sürekli bastığınızda menü işlevi de gerçekleşiyor. Şu anda ekranda olduğumuz için gözükmüyor, ancak bir uygulamaya giriş yaptığınızda bu son uygulamalar tuşuna bastığınızda uzun süreli menü işlevi karşımıza çıkmakta. Devam edelim, tasarıma geri dönelim. Tasarım da ilgili konuşmaya devam edecek olursak sol tarafta micro USB portu dikkat çekiyor. Hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlevi gerçekleştiriliyor. Alta doğru ufak bir dışa doğru kıvrım söz konusu. Bu kıvrımlı yapının hemen ucuna mikrofon yerleştirilmiş. Sağ tarafta ses kontrol tuşları yer almakta. Üste baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık jackını görüyoruz ve güç butonu biraz farklı olacak şekilde daha önceleri biraz daha sağa doğru yerleştirilirdi. İyice ortaya yerleştirilmiş DesireX'te. Bu şekilde hem sağ hem de sol elde kullananları rahat bir şekilde güç butonuna erişmesine olanak sağlanmış. Bizim elimiz ilk başta telefonun sağına doğru gitmekteydi. Ancak kullanıma devam ettikçe ortadaki güç butonunun konumuna alıştık. Telefonun arka kapağı çıkarılabiliyor. Zaten telefonun kılıfında bu kapağın nasıl çıkarılacağı özel bir şema ile belirtilmiş. Tırnağınızı üste hafifçe sokup arkaya doğru ittirdiğinizde plastik kapak görmüş olduğunuz gibi ayrılıyor ve karşımıza HTC DesireX'in 1650 mAh'lik bataryası çıkıyor. Mini SIM kart yuvası kameranın arkasındaki yere yerleştirilmiş. Burada bir 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası var. Bu şekilde telefonun SIM kart ve microSD kartlarının batarya çıkarılmadan değiştirilmesine olanak sağlanıyor. Bu kapak belli bir süre kullanımdan sonra çıkartıp taktıktan sonra hafif oynama yapabiliyor. Çoğu telefonda gördüğümüz gibi bunda da aynı durum söz konusu. Bunu belirtelim. Arkada 5 megapiksellik kamera var ve LED flash dikkat çekiyor. Otomatik odaklı bu kamera 720p video kaydı yapamıyor. 800x480 çözünürlükte yetinmek gerekiyor. Bunun da en büyük sebep telefonun sahip olduğu 1 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Play işlemci. Bu Play işlemci de Adreno 203 grafik işlemcisi bulmakta. S4 ailesinin giriş seviyesi bir işlemci var cihazda. Ve bu nedenle bazı kısıtlamalar söz konusu. HTC düzgün bir kullanıcı deneyimi sunmak adına video çözünürlüğünü 720p yerine 800x480 ile sınırlamış durumda. Image Sense sensörü yine kamerada bulunmakta. Bu sayede görmüş olduğunuz gibi kamera uygulaması hızlı bir şekilde açılmakta. Video ve fotoğraf çekimleri aynı anda yapılabiliyor HTC DesireX'te de. Yine sürekli çekim adı verilen özellik söz konusu yine karşımızda. Bu şekilde anı kaçırmamak, bu çektiğiniz fotoğraflar içerisinden en iyi çekimleri kaydetmek mümkün. Bu şekilde bir durum söz konusu. Hepsini kaldırabiliriz. Beğenmediğimiz pozları da bu şekilde silebiliyoruz. Yine video çekimi sırasında fotoğraf çekimi de yapabilme. Yani alıştığımız HTC One telefonlarından alıştığımız kamera özelliklerinin çoğu bu telefonda toplanmış durumda 5 megapiksellik kamerada. Devam edelim. Sense 4.1 arayüzü var. Android 4.04 Ice Cream Sandwich var ve baktığımızda HTC'nin Android cihazlarına sunmuş olduğu çoğu uygulamanın da bu telefonda yüklü geldiğini görmekteyiz. Ve bunun yanı sıra yine Google'ın Android uygulamaları da Gmail, Google Plus, Google Haritalar gibi, Google Talk gibi servislerinin uygulamaları da HTC DesireX'te karşımıza çıkmakta. Yani bu telefon HTC Sense deneyimini, Android deneyimini mümkün olduğunca iyi şekilde kapasitesinin el vereceği şekilde yansıtmakta kullanıcılara, bunu söyleyebiliriz telefonla ilgili olarak. HTC DesireX ile ilgili daha fazla detayı, ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.